herkese. Fizyodent eğitim kanalımızın kardeş kanalı olan Fizyodent Sağlık kanalına da hepiniz hoş geldiniz. Eğer Fizyodent Sağlık kanalına aboneyseniz Fizyodent eğitim kanalımıza abone olup videolardan faydalanmanızı ve videolarımızı beğenmenizi tavsiye ediyoruz. Fizyodent Sağlık kanalında hepinizin bildiği gibi tanıtım videosunu da izlediyseniz eğer fizik tedavi ve diş hekimliği ile ilgili sizlerle videolar paylaşmak için daha önce aldığımız hastaların tecrübelerini sizlere aktarmak için yola çıkmıştık. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Küçük bir video serisi yapmaya karar verdik. Bunun adını da şu şekilde koyuyoruz. Fizik tedavide doğru bilinen yanlışlar ya da fizik tedavide yanılgılar. Peki neden böyle bir video serisi yapmaya karar verdik? Öncelikle onu açıklayalım. Daha önceden tedavi ettiğimiz hastalardan gelen feedbackler, sosyal medya olsun ya da diğer mecralardan gelen hastaların soruları, ayrıca çevreden, akrabalardan hastaların bize görüşleriyle, feedbackleriyle bazı yanlışları gözlemledik. Bunları düzeltmek istiyoruz. Çünkü ister cerrahi geçirin, ister geçirmeyin. Siz hastalandığınız vakit hastaneye gidiyorsunuz, vaktinizi ayırıyorsunuz, cerrahi geçiriyorsunuz, maddi anlamda fedakarlık yapıyorsunuz. İşinizden fedakarlık, ailenizden fedakarlık yapıyorsunuz, sağlığınızdan fedakarlık yapıyorsunuz. Tüm bu fedakarlıkları yaparken de yanılgılara ve yanlışlara düşmeden hedefiniz %100 iyileşme olmalıdır. Bizler de bu yanılgıları düzeltmek için bu videoları çekiyoruz. Bugünkü konumuz ise fizik tedavi hastalarının en büyük yanılgılarından biri olan kasları kuvvetlendirirsen iyileşirsin. Evet, bunu şu şekilde açıklarsak, ön çapraz bağ ya da menisküs hastaları özelinde açıklayalım. Bugüne kadar belki yüzlerce ön çapraz bağ ve menisküs hastası tedavi ettim. Sosyal medyadan çok fazla feedback alıyorum. Hastalarda yaygınlaşmış şekilde bu yanlış kanı var. Uyluk önü kasları, hatta latincesinde söyleyeyim, quadriceps kasını kuvvetlendir, iyileşirsin. Evet, bu büyük bir yanılgıdır. Neden diye soracak olursanız, hem menisküsleri, hem ön çapraz bağı ya da diğer yapıları da, diğer hastalıkları da, osteoartrite de baktığımızda, yani diz kireçlenmesine de baktığımızda, bu yapıların fonksiyonları sadece kuvvet değildir. Yani vücudumuz bir bütündür ve güzel şekillenmiş, güzel yaratılmıştır. Kimi zaman yaptığımız aktivitelerde esneklikle kurtarırız. Kimi zaman kaslarımızın uygun kasma gerim ilişkisi, yani kısalığının olmamasından dolayı sakatlanmayız. Kimi zaman kuvveti yeterli olması gerekir. O yüzden kasları kuvvetlendir, iyileşirsin mantığı kesinlikle yanlıştır. Hasta vardır, hastalık yoktur. Her hasta kendine özeldir. O yüzden hastayı değerlendirdiğimizde ya da muayene olduğunda esnekliğe ihtiyacı varsa esnekliğe yönelik, kısalıktan dolayıysa kısalığı gidermeye yönelik, kas kuvvet sorunu varsa kas kuvvet sorununu gidermeye yönelik, eklem hareket açıklığını, sizin deyiminizde dizi bükme düzeltmede sorun varsa buna yönelik, denge koordinasyonda problemi varsa buna yönelik, sporcuysa daha ileri egzersizler, propriosepsiyon egzersizleri, pertürbasyon egzersizleri, ayrıca günlük yaşamda yürümeye yönelik yürüme egzersizleri gibi birçok aktiviteyi, birçok egzersizi, modaliteyi, fizik tedavi modalitesini bir araya getirmemiz gerekiyor. O yüzden ön çapraz bağ hastalarında ya da diz problemlerinde genel olarak kuvvetlendir geçer, diz önündeki kası kuvvetlendir geçer mantığı kesinlikle yanlıştır. Bu yanılgıya kesinlikle düşmeyin. Bu kadar fedakarlık yaparken hedefiniz %100 iyileşmek olsun. Cerrahi geçirdiniz ya da poliklinikte cerrahi muayene olduğunuz doktordan, doktor harici fizik tedaviye gittiniz, tedavi almaya başladınız fizyoterapisten. Kesinlikle sizin için ihtiyacınız olan egzersizleri talep edin. Bu şekilde diz önünü kuvvetlendir ve hastalığın geçer yanılgısına düşmeyin. Vücut bir bütündür dediğim gibi. Bir yerde yaralanma varsa bir alt ve bir üst ekleme de bakılması gerekiyor. Diz yaralanmalarında kalçanada da sıkıntıların olduğuna dair akademik çalışmalar var. Hatta kalçanın da bazı hareketlerinde daha fazla sıkıntı olduğunda, bu hareketleri sağlayan kaslarda daha fazla problem olduğuna yönelik akademik çalışmalar var. Bu yüzden kesinlikle uzman bir fizyoterapiste gidip yeterli şekilde tedavi olmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.
Fizik tedavi ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa da videonun altına yorum yapabilirsiniz. Elimizden geldiğince tecrübelerimiz doğrultusunda ya da araştırmalarımız doğrultusunda sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Kanalıma lütfen abone olun. Hepinize iyi günler diliyorum.